Mahmut Övür, siyasi partilerin imamları kimler? Son dönemde en çok 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin siyasi ayağı merak ediliyor. Şu sıralarda FETÖ'ye yönelik yoğun operasyonlar sürüyor. Yargıda, emniyette ve orduda ciddi oranda isim görevden alınıyor. Bunda kuşkusuz darbe girişimi sonrası ele geçirildiği öğrenilen Baylok gibi iletişim programlarının katkısı büyük. Baylok veya Eagle sistemini kullanan binlerce insandan söz ediliyor. Gelen bilgiler şu ana kadar 60 bin civarında ismin tespit edildiğini gösteriyor. Bunların bir kısmına idari olarak görevden el çektirilirken bir kısmı da adli soruşturma sonrası gözaltına alınıyor. Kuşkusuz bu soruşturmaların kapsama alanında siyasi aktörler de var. Ama henüz etkili siyasilerden söz edilmiyor. Oysa başta AK Parti olmak üzere CHP, MHP, HDP ve irili ufaklı küçük partilere FETÖ'nün el attığı biliniyor. FETÖ gibi her kılığa giren bir subayın deyimiyle üzüm salkımı yöntemiyle örgütlenen, küresel akıl hocalarıyla hareket eden ve başta istihbarat olmak üzere daha ilk yıllarından itibaren devlet gibi hareket eden bir yapının siyasi partileri boş bırakması mümkün mü? Bırakmadığını en azından rahmetli Turgut Özal döneminden beri biliyoruz. Daha sonra DYP döneminde Demir ve Tansu Çillerle yakın ilişki kurmaları, rahmetli Bülent Ecevit'le yakınlaşmaları ve 28 Şubat darbe sürecinde DSP'yi desteklemeleri de sır değil. İsmet Paşa dönemi CHP'sinin genel sekreteri ve önemli ismi Kasım Gürek'le ilişkileri ise çok daha derin. FETÖ'nün siyasetle sıcak ilişkisi 2001'de kurulan AK Parti ile de sürdü. Gerçi hem rahmetli Erbakan'ı hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevmeseler de AK Parti ile güçlü ilişki kurmaktan geri durmadılar. En çok milletvekiline de AK Parti döneminde sahip oldular. Aslında bu yapının nasıl hedefi siyaset yapmak değil, geçmişin vesayet rejiminin yerini alıp siyaseti dizayn etmekti. Bu yüzden önceliği devleti ele geçirmeye verdiler. Partilerle ilişkilerindeki tek ölçü ise her kesimle ilişki kuran, hoşgörülü, tarafsız görünen bir imaj verip eğitim ve ekonomi alanında güç kazanmak. Peki bunu nasıl yaptılar? Büyük olasılıkla diğer kurumlardaki yol izlendi. Yaklaşık 40 yıldır FETÖ başta TSK olmak üzere istisnasız devletin bütün kurumlarına ve bunu da her kurumu bir imama bağlayarak gerçekleştirdi. İlginçtir o imamların büyük çoğunluğu da o mesleğin veya kurumun dışından biri. 15 Temmuz gecesi Akıncı üstünde yakalanıp salı verilen havacılık imama Adil Öksüz gibi. Şimdi gelelim partilerin imamına. Acaba siyasette nasıl bir yöntem izlendi? Siyasetin genel bir imamı mı yoksa her partiden sorumlu bir imamı mı vardı? Büyük olasılıkla her partinin bir imamı olduğu teze ağır basıyor. Havacılara, karacılara, yüksek yargıya, emniyet Ayrı ayrı imam atayan örgüt Partiler içinde aynı yöntemi izlemiş olabilir CHP imamından söz edilmesi de Bunu doğruluyor Şu ana kadar net olarak açığa çıkmaması da enteresan Bu yüzden küçük partiler Bir yana AK Parti, CHP, MHP ve HDP'nin imamları merak ediliyor Siyasi parti imamları Tespit edilirse hem FETÖ'nün Siyasi ayağına ulaşmak Hem de siyaseti FETÖ'den temizlemek çok daha kolay olur Bu deşifreyi ve temizliği Baylok mu yapar Yoksa bir seçim mi onu da önümüzdeki mizdeki günlerde göreceğiz. Mahmut Övür sabah